kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İman herkese mutluluk verir mi? Evet çoğu zaman mümin kardeşlerimizden bu tür sualler bize geliyor. Ben müminim Allah'a iman ediyorum fakat hayattan lezzet ve saadet alamadığım gibi mutlu da olamıyorum. Şimdi buna maddi iki tane örnek vermek istiyorum. Konu daha net anlaşılsın diye. Diyelim ki bir insanın bedenle ruh girdi. Yani biliyorsunuz insanın bedeni ne kadar sağlıklı olursa olsun, eğer içinde ruh yoksa o bedende hayat olmaz. Bedene ruh girdi. Ruh girince bedenin sağlıklı çalışması gerekiyor. Gözü güzel görecek, kulak güzel duyacak, dil güzel tadacak, el güzel çalışacak ve bedendeki organlar dünyadaki nimetlerden istifade edecek. Huzurlu, saadetli ve mutlu bir hayat sürecek. Şimdi diyelim ki bu ruhun bedende olmasına rağmen eğer bir adamın gözü körse, yani gözünü patlatmışsa, kolu kırıksa, bacakları parçalanmışsa, kafası kırılmışsa, şimdi bu insan bu bedeniyle ağzı yaralıysa, bu bedeniyle dünyada yediklerinden, içtiklerinden, yürümesinden, tutmasından, gezmesinden, oturup kalkmasından zevk ve lezzet alabilir mi? Alamaz. Şu halde bu adamın bedeninde ruhun olmadığı anlamına mı gelir yoksa ruhun istifade etmesi için kullanacağı aletlerin zarar görmesinden mi kaynaklanıyor? Bakın bu adama ruhsuz diyemediğimiz, ölü diyemediğimiz gibi elbette imanından istifade edemeyen mümin kardeşlerimize de kafir diyemeyiz. Peki niye o mümin kardeşimiz o imanın verdiği saadet ve mutluluktan mahrum kalıyor. Çünkü işlediğimiz günahlar, kalp ve kafamıza giren şüpheler ruhumuza ve kalbimize yaralar açıyor. Yaraladığı için de hayattan zevk ve lezzet alamıyoruz. Veya diyelim ki bir ampul düşünün, elektriği var ama ampulün etrafına öyle siyahlıklar çöreklenmiş ki o ampulün içindeki ışığın dışarıya çıkıp odayı aydınlatmaya engel oluyor. Veya aydınlatsa bile çok az ışıklar sızıyor. O da çok güzel ve berrak değil. Bu durum ampulde elektriğin olmadığı anlamına gelmez. Ancak ampuldeki elektriğin ışık ve ısısının odayı güzel aydınlatmasını engelleyecek şeyler var onun etrafında. Onların temizlenmesi, arındırılması gerekir ki hem odamız aydınlansın hem biz aydınlanalım. Şimdi bir insanın tabiri kendimizi ampul gibi düşecek olursak içimizde iman nuru varsa yani ruhumuza iman nuru girdiyse elbette o hem bizi hem kainatı aydınlatmalıydı. Huzur ve saadete ermeliydik. Eğer hala biz o huzur ve saadete eremediysek Hatayı başka yerde değil kendimizde arayacağız. Acaba işlediğimiz günahlar simsiyah kalbimize atılan o mürekkep damlaları gibi siyah mürekkep damlaları, kömür damlaları gibi kalbimizi siyahlandırmış olmasın? Demek ki günahlar her peygamberimiz ifadesiyle her bir günah kalbe sürülen bir siyah lekedir. Demek ki işleye işleye o kalbimiz Allah muhafaza imanımızdan istifade etmemizi engelliyor. Yoksa iman olmadığı anlamında değil. Demek ki her müminde ya bil kuvve ya da bil fiil. Ne demek bil kuvve? Yani potansiyel olarak her müminde dünya saadeti, dünya mutluluğu, dünya huzuru mutlaka var. Ama onu fiilen ortaya çıkarması için yapması gerekenler söz konusu. Mesela bir hurma çekirdeğinde hurma ağacı vardır. Fiilen mi? Hayır. Kuvve olarak yani potansiyel olarak vardır. Fakat siz o hurma çekirdeğine baktığınızda orada hurmanın tadını, rengini, kokusunu, belki kilolarca, tonlarca hurmayı göremezsiniz. Hurma ağacını da göremezsiniz. O halde o hurma çekirdeğinde potansiyel olarak mevcut olan hurma ağacının ortaya çıkması için toprağa atmamız gerekiyor. Toprağa atacağız, sulayacağız bakım yapacağız ve yapa yapa toprakta dura dura bakımını yapa yapa suyunu vere vere güneşten ısısını ala ala havadan teneffüsünü ala ala bir gün mükemmel harika bir hurma ağacı olacak ve tonlarla hurmaları tadıyla kokusuyla ve rengiyle hem yiyeceğiz hem yedireceğiz. Başkalarına ikram edeceğiz. Şimdi bir mümin evet imanında potansiyel olarak o mükemmel hem dünya saadeti, mutluluğu, huzuru, hem ahiret saadeti, mutluluğu, huzuru var ama onu inkişaf ettirmemiş. Çekirdek olarak tutuyor. Allah'ı tanıma konusunda ilimle, irfanla, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını ve şuna tanıma konusunda me mesafe kat etmiyor. Sonra o bedenindeki güzelliklerin, ruhundaki güzelliklerin inkişaf etmesi için ibadet toprağına gömmüyor. Evet iman ziyasıyla inkişaf ettirmiyor. Dolayısıyla bir mümin Allah'ı tanıdıkça, al tanıdığı Allah'ı sevdikçe ve o sevdiğinin göstergesi olan onun emirlerine uydukça, yasaklarından sakındıkça bakacağız ki o çekirdek halinde olan imanımız inkişaf edecek. Bir ağaç gibi inşallah inkişaf edecek. Tonlarla tat, renk ve kokuyu ondansa almaya başlayacağız. O zaman bir insan maddi imkanları yerinde olmasına rağmen, dünyada istediği makama ermesine rağmen hala kendi özel dünyasında, aile dünyasında, ticari hayatta, siyasi hayatta, ekonomik hayatta, toplum hayatında hangi hayatta olursa olsun arzu ettiği mutluluğu, huzur ve saadeti bulamıyorsa başka yerde aramasın. Kendi eksikliklerini ve kusurlarını arasın. Allah'ı tanımak Allah'ı sevmek ve bu sevgimizin neticesi olarak ruhani bir lezzete ermek mümkündür. Bunun yolu ilimdir, irfandır, ameli salih'tir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından sakınmaktır. Hangi işte olursa olsun acaba neden huzurum yok demenin yolu nerede haram işliyorum? Nerede ibadetleri terk ediyorum? Araştırdığımızda bulacağız. Ve onları terk ettiğimizde kademe kademe ya da ibadetler yerine getirmiyorsak ibadetler yerine getirdiğimizde kademe kademe o huzura ve mutlu erdiğimizi inşallah göreceğiz.